Hesabı yapılmayacak. Stokların maliyetine eklenen finansman gideri biz aktifler uğraşmıyoruz. Stokların maliyetine eklenen finansman gideri stok alımı nedeniyle pasifte oluşacak bir borcumuz varsa satıcılara kısıtlamaya tabi tutacağız. 5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun kapsamında mükelleflerdeki finansman gider kısıtlamasında özellikle bir durum var. Aslında ince bir nüans var. Nedir bu? 5746 sayılı yasa kapsamında ARGE indiriminden faydalanan bir mükellef yabancı kaynağa ilişkin ödemiş olduğu işte faiz veya kur farkını aktifleştirdiği takdirde iki yönden avantaj sağlıyor. Birincisi aktifleştirdiği için indirim konusu yapabilecek tutarı artıyor beyanlar üzerinde. İkincisi eğer finansman gider kısıtlamasına tabi olacak durumdaysa mali yapısı, yabancı kaynakları öz kaynaklardan büyükse aktifleştirme suretiyle bu hesaplamayı yapmadığı için kanundan kabul edilmeyen gider yazıp da matrahını da arttırmamış oluyor. Yani kısıtladığı bir gider olmadığı gibi aktifleştirdiğinde indirim konusu yaptığı tutarı da büyütmüş oluyor. Bahsetmiştik 1-1-2013'den önceki finansman giderleri yani o tarihten önce kullanılan kredilere ilişkin finansman giderlerinde kısıtlama yapmıyoruz. Peki kısıtlanan gider ilişkin KDV'nin durumu katma değer vergisi kanunu 30'a D maddesi ne diyor? İşte bu kanun hükmünde gider olarak yazmadığımız deftere gider olarak yazmadığımız kısımlara isabet eden katma değer vergileri de indirim konusu yapılamıyor. Ama 36 numaralı katma değer vergisi uygulamaları tebliğinde değişiklik yapan tebliğiyle yapılan açıklamada finansman gider kısıtlamasına tabi olan şirketlerde kısıtlamaya ilişkin isabet eden katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği açık bir şekilde belirtilmiştir değerli meslektaşlarım. Hesaplama şeklimiz nasıl oluyor? Bir kere her şeyden önce bakacağımız tek nokta doğru bir bilanço çıkartacağız ve yabancı kaynağımız öz kaynağımızı aşıyor mu aşmıyor mu buna bakıyoruz. Eğer aşıyorsa artık finansman gider kısıtlaması hesaplamasını yapmamız gerekiyor. Varsa finansman giderimiz. Yabancı kaynak ve öz kaynak farkı, yani yabancı kaynak eksi öz kaynak bulduğumuz tutar nedir? Eşittir yabancı kaynaklar eksi öz kaynaklar. Kısıtlamaya esas tutar nasıl hesaplayacağız? Finansman giderlerimizi alıyoruz. Çarpı diyoruz. Neyi bulacağız önce? Öz kaynakları aşan tutarı bulacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi bulduk yabancı kaynak, öz kaynak farkını. Bunu da yabancı kaynaklara böldüğümüzde bu farkı bulmuş oluyoruz. Bir yüzdelik bir oran çıkacak. Bu oranı kısıtlamaya tabi, kısıtlamaya esas tutarla, yani finansman gideriyle çarptığımızda matrah diyelim biz buna. Matrah tanımlara girmiyor ama anlaşılmasında kolaylık olması için bir matrah diyelim. Bulduğumuz bu tutarı %10'a çarpacağız. İşte bu bulduğumuz %10'lu tutar bizim kanundan kabul edilmeyen giderimiz olacak. Bir sayısal örneğimiz var. Onun üstünden gidelim şimdi daha iyi anlaşılacak. Bu örtülü sermaye ve binek otomobillerinin ilişkin gider kısıtlamasının da olduğu bir örnek. Şimdi ortaklara borç verilmiş olsun. 4.200.000 lira. Ve bu borç üzerinden de 840 bin lira faiz ödemiş olalım. Dönem başı öz kaynak toplamımızda 1 milyon 200 bin. Neden dönem başı öz kaynağı burada veriyoruz? Çünkü öz sermaye hesapladığımızda ne diyor? Örtülü sermaye hesapladığımızda kurumların dönem başı öz sermayesinin 3 katını aşan tutarı isabet eden kısım örtülü sermaye sayılıyor. Onun için dönem başı öz sermayeye verdi. 3 katını bulacağız şimdi bunun aşıp aşmadığına bakacağız. 30 Eylül itibariyle yabancı kaynaklarımız 5,5 milyon. Yine 30 Eylül itibariyle öz kaynaklarımız 1 milyon 400 bin. Demek ki yabancı kaynağı öz kaynağımı geçtiği için ve benim finansman giderim dolduğu için bu kısıtlamayı yapacağız. Ve binek otomobiller içinde 120 bin lira faiz gideri ödemişiz. Bu faiz gideri aktifleştirdiğimiz yıldan sonraki faiz gideri olduğunu düşünerekten hareket ediyoruz. İlk yapacağımız iş örtülü sermayeyi hesaplayacağız. 4 milyon 200 bin ortakların şirkete vermiş olduğu borç para, dönem başı öz sermayem benim 1 milyon 200 bin lira,
bu sermayenin 3 katını aşan tutar, 3 katı 3 milyon 600 bin lira, aşan tutar da 600 bin lira. Yani 4-200-3-600, 600 bin lira. Demek ki benim 840 bin lira ortağa ödemiş olduğum faizle 600 bin lira isabet eden kısmı bulacağız. 600 bin lira ana paraya isabet eden kısmı. O da nasıl? 600 bin bölü 400 bin dedik, geldik %14.29. 840 bin lira faiz ödemişti. Bunun %14.9'u 600 bin liralık ana paraya isabet ediyor. 3 katı aşıyor, öz sermaye 3 katını aşan kısmına. 120 bin lira. Kanundan kabul edilmeyen gider yazdık. Dolayısıyla bu kanundan kabul edilmeyen giderin nereden yazıyoruz 120? 840 bin lira benim finansman giderlerimin içinde vardı zaten. Bu giderlerin içinden 120 bin lirasını ben KKG'ye yazdım. 840 bin de normalde 620 bin lira benim finansman giderim oldu. Çünkü bunu tekrar matrağa ilave ettim. İnek otomobil için 120 bin lira faiz ödemiştik. Bunun %30'u, yani %70'ini gider yazıyoruz, %30'unu KKG yapıyorduk. %30'u 36 bin lira, buradan da bir KKG yazdık. Çünkü bu faiz 120 bin liralık faiz gideri de benim finansman giderlerimin içinde var. Şimdi bu finansman giderlerinin içerisinde bir 120 bin lira, bir de 36 bin lira kanundan kabul edilmeyen gider yazıldığı için 1 milyon 500 bin finansman giderimden düşeceğim, benim kısıtlamaya tabi tutacağım 1 milyon 344 bin liram kaldı. Neden? 1,5 milyonluk finansman giderim içinden zaten 120 ve 36'yı örtülü sermaye ve binek otomobillere ilişkin kısıtlama nedeniyle kanundan kabul edilmeyen gider yazıyorum beyanlamaya, dahil ediyorum. Dolayısıyla 1 milyon 344 bin liraya isabet eden finansman gider kısıtlamasını nasıl hesap edeceğim? Yabancı kaynağım 5,5 milyondu, öz kaynağım da 1 milyon 400 bin liraydı. Ne kadar aşmışım? 4 milyon 100 bin lira. 4 milyon 100 bin lira 5,5 milyonun yüzde kaçına denk geliyor? %74.55'ine. Yani benim yabancı kaynağımın %74.55'i artık öz kaynağı aşmış demektir. Ne kadarlık bir tutarı kısıtlamaya tabi tutacaktım? 1,5 milyondan daha önce KKG yazdıklarımı düştüm. 1 milyon 344 bin lira kaldı. %74.55 ile 1.344'ü çarptığımda artık kısıtlamaya tabi finansman giderim benim 1 milyon 1.890 lira. Niye 1 milyon? Çünkü %74.55, bu 1 milyon 344.000'in %74.55'i yabancı kaynağın öz kaynağı açtığı bir oran olduğu için. Bu da ona isabet eden tutar. %10'unu aldık, 100.189.09. Kanuna kabul etmeyen gider yazıyoruz. Bu finansman gider kısıtlaması nedeniyle vergiye etki eden tutar 25 bin, %25'ten hesapladığımızda 25.047 lira. Şimdi ilginç bir durum, ilginç bir vaka, başıma gelen bir vaka. Bir müşterimin başına geldi, biz de bu hesaplamayı takip ediyorduk aslında. Bir günde başımıza neler geldiğini göstereyim size. 29 Eylül'de bilançomuz şöyleydi, yabancı kaynağımız 7 milyon 300, öz kaynağımız 7 milyon 700, basit toplamımız 15 milyon. Geçmiyordu ve finansman gider kısıtlamasına girmiyordu. Ama 30 Eylül gününde 2 milyon 650 bin liralık mal aldık. Basitte de 2.650 satıcılara rakam girdi. Dolayısıyla bir anda 30 Eylül'deki bilançomuzda yabancı kaynaklarımız 7.300'e 2.650'yi dahil ettik, 9.950 oldu. Öz kaynağımız 7.700'dü, 17.650 toplamda pasif toplamımız. 5 milyon 200 binde finansman giderimiz vardı burada. Demek ki 30 Eylül'de 1 Ekim itibariyle ödemesini yapacak olsak bile bilançoyu çıkarttığımızda finansman gider kısıtlaması radarına yakalanmış olduk. Dolayısıyla hesaplamayı yaptık. 9.950 yabancı kaynak, öz kaynak 7 milyon 700 bin, öz kaynağı aşan yabancı kaynak tutarı 2 milyon 250 bin lira. 2 milyon 250 bini toplam yabancı kaynağı böldüğümüzde %22.61, 5 milyon 200 bin liralık finansman giderine uyguladık. 1 milyon 175 bin 879.40 lira kısıtlamaya tabi oldu. Bunun %10'unu 117 bin lirayı kanundan kabul etmeyen gider yazdım. 29.396 lira bir günde, bir gün sonra ödeyeceği tutar nedeniyle finansman gider kısıtlaması nedeniyle fazladan vergi ödedik.
değerli meslektaşların finansman gider kısıtlaması ile ilgili bir hatırlatmaydı bu. Soru cevapta takıldığınız yer olursa tekrar buraya döneriz. Ama 7338 sayılı kanunla önemli düzenlemeler yapıldı. Uzun zamandır hasretlik mükellef reyine çokça önemli düzenlemeler var burada. Şimdi onların üzerinden bir geçmek isterim. Basit usulde vergilendirilen esnafı bir vergi istisnası getirildi. Dolayısıyla yürürlükte 1-1-2021 tarihinden yayımı tarihi itibariyle 1-1-2021'den itibaren yürürlüğe girdi. Gelir vergisi kanununa mükerrer 20A maddesi eklendi. Bundan sonra basit usulde tabi olan mükellefler bu kazançları nedeniyle gelir vergisi beyannamesi vermeyecek. Başka kazançları nedeniyle gelir vergisi beyannamesi veriyorsa basit usulüne tabi elde etmiş oldukları kazançları dahil etmeyecekler o beyannameye. Dolayısıyla bu kapsamda basit usulüne tabi olanlar beyanname vermeyecek ama yine defter tutup belge almaya ve belge vermeye devam edecek. Defter beyan sistemine girilecek bunların belgeleri. Sadece beyanname verilmeyecek. Sosyal içerik üreticiliği ve mobil cihazlar ile tablet ve akıllı telefonlar işte ürün, oyun, bu tarz içerik sağlayanlar, bu tarz oyun satanlara bir istisna geldi. YouTuber'lar dediğimiz genelde sosyal medyada da bu şekilde geçiyor isimleri, YouTuber'lar. Bunlara bir istisna geldi ama bir vergisi kanunu 27 bandında yapılan düzenlemeyle %15 bir stopaj yapılacak. Bu istisna